trafik elektronik denetleme sistemi hakkında söz isteyen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e aittir. Buyurun Sayın Tüzün. Sayın Başkan, sevgili milletvekili arkadaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün bayram öncesi karayollarında uygulanan, hepimiz için önemli olan bir uygulamayı meclisin gündemine getirmek istedim. Ve bu yüzden de gündem dışı söz aldım. Sevgili arkadaşlar, 2011 yılında çıkarılan bir yasayla trafikte belediyelere kısmi yetki verildi. Buna göre belediyeler kendi kaynaklarını kullanarak elektronik denetim sistemi kurabiliyorlar. Buraya kadar güzel. Ancak geldiğimiz noktada bu sistem vatandaşa tuzak, yandaşa kıyak sistemine döndü. Kısacası bu sistemden elde edilen biriken paranın %30'unu belediyeler alıyor, %17'sini müteahhit taşeron firmalar alıyor, geri kalan da maliyeye. Değerli arkadaşlarım, elbette devletin bu anlamdaki denetim sistemini yapması, hükümetin karayolları yönetmeliğine uygun bir halde güvenliği sağlaması kuşkusuz tartışılmaz. Ancak burada başka bir şey var. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Bu sistem belediye yapmıyor. Hükümet, devlet, ilgili bakanlık yapmıyor. Bir müteahhit firma yapıyor. Bu müteahhit firmalar özellikle belediye imar planları içerisinde, bakın burası da çok önemli. Çünkü çift yollarda, duble yollarda uygulama 110 artı 10 yani 120 ama şehir imar planlarında ise uygulama 90 artı 9 yani 99. Dolayısıyla belediyeyle bu şirket anlaşıyor, 10 yıllık bir sözleşme yapıyor. Bu 10 yıllık sözleşme karşılığında 7, 8, 10 tane istasyonun bedeli 5 milyon lira. Bakınız 5 milyon lira. Ama uygulanan özellikle seçim bölgem Bilecik ilinin Bozcuk ilçesindeki uygulanan sistemden biraz rakamlar vermek istiyorum. 10 tane istasyonun aylık geliri ortalama 30 milyona yakın. Çünkü 10 istasyonda sizlerin de dahil olduğu belki milletvekili olarak ceza gelmiyor olabilir ama 1000 tane araca ceza yazılıyor. Tam 1000 tane günlük ortalama. Hatta ve hatta müteahhit firma ya çok ceza geliyor, ciro çok şişiyor. Bizim 10 yıllık sözleşme karşılığı yaptığımız masraf 5 milyon lirayı biz bir ayda karşılıyoruz. Dolayısıyla 24 saat bu sistemi çalıştırmayalım diyerek bazı saatlerde bu sistemi kapatıyor. Burada anlatmak istediğim şu değerli arkadaşlarım. Evet, vatandaşımızın karayollarında uygun bir şekilde araç kullanmasını istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Ama bu sistem kaza yapma ihtimali oranı yüksek olan yerlere kurulmuyor. Tam aksine kaza yapma ihtimali az olan sadece ve sadece süratten yakalansın ve ceza ödesin diye kurulan bir sistem. Bugün tesadüf İçişleri Bakanımız burada. Bu sistemle ilgili yani vatandaşa tuzak, yandaşa kıyak sistemiyle ilgili bir önlem alınması gerekir. Önümüzde bir Ramazan bayramı kutlaması yapacağız. Okullar kapandı, üniversite sınavları bitti. Vatandaşımız bayram tatili nedeniyle yurdun değişik il ve ilçene gidecekler. Ama maalesef bu sistemle yani bu tuzak sistemiyle de karşı karşıya kalacak. Değerli arkadaşlarım, özellikle bu TEDES sisteminin ilgili bakanlıkların bir kez daha bu konuyu gözden geçirmesini, vatandaşa tuzak, yandaşa kıyak sisteminin kaldırılmasını, eğer böyle bir sistem kurulacaksa ilgili bakanlıklar tarafından kurulmasını, toplam maliyeti 5 milyon lira olup sadece ve sadece müteahhit ayda 5 milyon lira kazanıyorsa bunun adı dediğim gibi vatandaşa tuzak ve yandaşa kıyak sistemidir. Değerli arkadaşlarım, son olarak da önceki akşam patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum tabii. Yaralılara geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Ama patlama akşamı
Ankara'da yağmur vardı. Gökyüzü utandı. Gökyüzü üzüldü. Gökyüzü ağladı. Utanması gerekip de utanmayanlara inat boğuldu diye düşünüyorum. Yaklaşmakta olan Ramazan bayramımızı kutluyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.